Değerli dostlar, rivayet odur ki değerli sanatçımız Aydın Sevim'in birazdan seslendireceği türkü Diyarbakır türküsüdür. Zaten türkünün içinde de geçer, detayları vereceğim. Rivayet odur ki Diyarbakır etrafında Süryani bir aile yaşar. Bu Süryani ailenin çocukları olmaz. Hani her evli çift ister ki evinde yuvarlanan bir altın topu olsun, o düşüp kalktıkça, oynayıp zıpladıkça eve neşe dolsun. Fakat bu Süryani ailenin çocukları olmaz. Gel zaman git zaman bu duruma üzülen Müslüman komşuları onlara şöyle bir telkinde, tavsiyede bulunur. Der ki, komşumuz, bizim inançlarımızda kutsal olan Kırklar Dağı var. Bu Kırklar Dağı'nda da yatan evliyalarımız var. Biz yılın çeşitli zamanlarında bu Kırklar Dağı'na çıkarız. Oradaki türbelerde çeşitli adaklar adarız ve Allah'tan ihtiyaçlarımızı dileriz. Oradaki yatanların yüzü suyu hürmetinedir bu istekler. Süryani aile bu tavsiyeyi dinler ve onlar da Kırklar Dağı'na çıkar. Kırklar Dağı'nda şöyle bir adakta bulunurlar. Ey Rabbimiz, sen bize sağlıklı bir evlat verirsen, biz her onun doğum gününde adaklar, kurbanlar kesip onları fakir fukaraya dağıtacağız derler. Gerçekten de belli bir zaman sonra Süryani aile bir çocukları olacağını öğrenir. Artık evin içinde tam manasıyla bir bayram havası vardır. Günler, haftalar, aylar derken nur topu gibi, ay gibi bir kızları dünyaya gelir. Ona isim verme konusunda da bu işe vesile olan Müslüman komşuları Suzan Hanım'ın ismini verirler. İsmine Suzan derler, fakat kendi aralarında da Suzi derler. Türkü'de de geçeceği gibi değerli dostlar, Suzan Suzi. Derken yıllar yılları takip eder, su gibi akar geçer yıllar. Suzan Suzi büyür, serpilir, gelinlik çağı gelir. Suzi'nin güzelliği bütün Diyarbakır'a yayılır ve hatta Diyarbakır'ın etrafına da yayılır. Fakat Suzi'nin güzelliği gibi yakışıklılığıyla, boyuyla, posuyla, yiğitliğiyle meşhur Müslüman bir ailenin oğlu Adil vardır. Bütün Diyarbakır eşrafı Suzi ve Adil'i birbirine yakıştırır. Derler ki, şu Suzi ve Adil evlense ya ne kadar güzel olur diye içlerinden geçirir. Kader bu ya. Bu iki genç birbirine gönül verir. Sevdalanırlar. Eski zamanın sevdasında şimdiki gibi değil. El ele, göz göze gelmek, diz dize oturmak, bunlar kolay olan şeyler değil. Bu iki aşık birbiriyle daha fazla zaman geçirmek ister fakat fırsat bulamazlar. Derken Suzi'nin doğum günü gelir. Doğum gününde ailesi ihtiyarladığı için Kırklar Dağı'na çıkamazlar. Hizmetçileriyle beraber Suzi'yi gönderirler. Orada kurbanlar kesilecek, kurban etleri de fakir fukaraya dağıtılacak. Hizmetçiler kurban telaşına düşmüşken Adil ve Suzi el ele tutuşurlar. Kırklar Dağı'nın düz kısmında sarmaş dolaş olurlar. Derken bir sis çöker, gözden kaybolurlar. Ateşle barut misali, aşık ve maşuk bir araya geldiği zaman el ele, göz göze, diz dize derken Kırklar Dağı'nın düzünde birbirine sahip olurlar. Fakat o günden sonra Suzi'ye bir haller olur. Durup durup Dicle beni çağırıyor, Dicle beni çağırıyor diye kendi kendine söylenir. Hani gidenler bilir, Diyarbakır'da meşhur 10 gözlü köprü vardır. Bir gün Suzi bu köprünün üzerine çıkar, Dicle beni çağırıyor diye kendini sulara bırakacakken Adil karşıdan görür.
Suzi diye bağırıp koşar fakat yetişemez. Suzan Suzi kendini sulara bırakmıştır. Adil atlar serin sulara, Suzi'yi arar fakat bulamaz. Köprünün alt kısmında arar, kumların içinde arar, derin sularda arar, bulamaz. Bir süre sonra bakar ki Suzi'nin cansız bedeni kıyıya vurmuş. Boğulmuştur Suzi. Onun cansız bedenini dizlerine yatırır, saçlarındaki kumları temizler ve başlar bir taraftan feryat etmeye. Köprü altı kapkara, Suzan gel beni ara. Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu. Getir sen tarafa.